Merhabalar, ben Köfte Köfte ve yepyeni bir mod tanıtımına daha hoş geldiniz. Bugün Titan RGSX'in yeni bir güncellemesini tanıtacağız. Daha doğrusu en son güncellemeden beri nelerin değiştiğini tanıtacağım. Evet. İlk olarak neyden başlayalım? İlk olarak ME Condenser ile başlayalım. Yeni eklenmiş bir bloğumuz. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Birkaç farklı işe yarıyor. En basitinden içine attığımız itemları yok ediyor. Yani itemları yok etmek için kullanabileceğiniz bir yol. Bunun dışında şöyle iki modu var. Şu konumdayken shift click'le attığım takdirde atmıyor içine. Bu bir güvenlik önlemi fakat bunu enable edebiliyorsunuz. Fakat yapmamanızı tavsiye ederim ve ben müzikleri kapamayı unutmuşum. Sesi de. Tamamdır. Evet. Bunun yanı sıra işe yaradığı başka noktalar daha var. Eğer buraya bir storage cluster koyarsanız, aslında gerek yoktu sanırsam, emin değilim. Şuraya bir şeyler eklerseniz, evet, storage cluster eklemeniz gerekiyor ya da herhangi bir storage modülü. Ancak cluster kullanmanızı tavsiye ederim ya da blok. Şuradaki birimi kaldıracak kadar. Gördüğünüz gibi şurası dolmaya başlıyor. Şunları da atalım bakalım. Gördüğünüz gibi iki adet Metal Ball elde ettik. Bu Metal Ball'lar ise bir başka itemimizde kullanılıyor. O da Metal Cannon. Ama bunu doldurmak için bize bir adet ME Chest lazım. Ve onu kullanmak için de bize enerji lazım. Bunu direkt buraya atıyoruz ve şuraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi doldu fakat içine başka bir şey atamıyorsunuz. Asıl atabiliyorsunuz. Bu nugget'lardan herhangi birini atabiliyorsunuz fakat aynı anda sadece tek tik kabul ediyor. Zaten tek slotu var. Eğer bunu böyle ateş ederseniz gördüğünüz gibi kırıyor. Aynı zamanda hayvanlara ve player'lara da hasar veriyor. Şimdi gidip red nugget koyalım. Gördüğünüz gibi çok daha fazla hasar vermeye başlıyor. Merminin ne olduğuna bağlı olarak hasarı artıyor. Eğer Great Tech kuruluysa tabi Tungsten ingot falan, nugget falan kullandığınız takdirde zarar görmesini istediğiniz bir şeylerin yakınında ateşlemeyin. Ben size tavsiye ederim. Bir tane arttırdık. Hatta bir bakalım. Shiny ingot kullanabiliriz. Bakalım bu nasıl bir sonuç yaratacak. Ben de ilk defa test ediyorum. Hatta şöyle bir test kısmı hazırlayayım. Bu kadar vurdu. 6 blok. Iron. Ve Shiny kullanmıştık en son. Gold Nugget deneyelim. Evet, eğleniyorum şu an. 4 blok. Copper Nugget. 111 tane koyduk. bu da 4 blok. Bunun yanı sıra elektron koyalım. Beş blok. Evet, bu şekilde bunları ayarlıyoruz. İçine koyabileceğimiz başka neler var bilmiyorum. Hatta bir bakayım hemen. Evet. LED ağır emolardan bir tanesiymiş diye okudum. Test edelim hemen. Evet, bu da 6 tane. Evet, böyle güzel bir arkadaşımız. Ayrıca yanlış mod. Tamam. Bir şey dikkatinizi çekecek. Bu enerji istiyor. Bunun dışında diğer itemlarımız da enerji istiyor ve bunları doldurmak için bir Applied Energistics yöntemine de ihtiyacımız var. Ve bunun için
Power Relay devreye giriyor. Şu şekilde craft ediliyor. Deminki de şu şekilde craft ediliyordu. Ufak bir not. Bu arkadaşımız herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymuyor. Ve birazdan bunun ekstra bir modu daha var. Bunu göstereceğim. Evet. Power Relay'in ne işe yaradığını soracak olursak. Mesela şunu alalım. Şarj edelim. Gördüğünüz gibi şarj oluyor. Ya da kendimize bir ME controller verelim. Ve şuraya koyalım. Herhangi bir enerji bağlamadan ME cable'larımızı şununla bağlayalım. Gördüğünüz gibi bağlandı. Hatta ve hatta ikinci bir ME controller'ı daha koyayım. Ve birbirinden bağımsız iki tane network yapmış olayım. Gördüğünüz gibi bu sadece bu üçünü görüyor. Bu da sadece bu üçünü görüyor. Bunun sayesinde tek bir enerji hattı üzerinden birden fazla ME network'ü bağlayabilirsiniz. Evet. Power Relay bu işe yarıyor. Ama tek taraflı bir şey. Bundan sonraki yeniliklerimiz enerji cell var. Bu crafting'lerde ekleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi ya da şöyle gördüğünüz gibi enerji kullanan her türlü şeyde B sırada bu nacizane arkadaşımız. ME chest gel. Bankey storage disk. Neden? Olmasın. Ve önüne herhangi bir blok koyalım. Gördüğünüz gibi anında bunu yok ediyor. Hatta herhangi bir blok koyalım. Yani bu bir çeşit block breaker. Ya da bir çeşit değil, direkt block breaker. Direkt gördüğünüz gibi böyle güzel bir block breaker. Ya bunun dışında Applied Energy Sticks aletlerini de wrench'inize shift click ile alabiliyorsunuz. Aynı şekilde kablolarında bu özellik de eklendi. Ve bunun yanı sıra eklenen yeni bir şey. Quartz block. Bu şekilde bir dekoratif blok ve bunun yanı sıra quartz glass. Aslında bunlardan birer stack vereyim. Çünkü bayağı güzel bir şey. Normal quartz glass şu şekilde craft ediyor. Çok pahalı değil ama gene biraz pahalı. Ve bir de bunun değişik bir versiyonu var. Vibrant quartz glass. Glowstone da ekleniyor. Normal quartz glass'ımıza bakıyoruz. Not şu an optifine kurulu değil. Gördüğünüz gibi. Ve gayet güzel bir connected texture'sa sahip. Zycraft'ın glass'ını özleyenler için gayet güzel bir şey. Ve sırada bu arkadaş. Gördüğünüz gibi böyle ufak bir particle efekti var. Ama bunun asıl olayını gece görüyorsunuz. Evet, ışık saçıyor. Ve bir glowstone'la glowstone blok'la aynı boyutta ışık saçıyor. Mükemmel değil mi? Bence de. Evet. Bu glasslarımızı da tanıttıktan sonra sırada neyi tanıtalım? Evet. ME Wireless Access Terminal artık gördüğünüz gibi enerji kullanıyor. Ayrıyeten wireless hakkında ufak bir detay daha değişti. Artık kapsam alanı 16 blok değil 32 blok. Ha tabii henüz linklemedik. Evet, artık linkledik. Gerçi benim elimdeki konfigte olmayabilir bu. Yani standart konfiglerinden bahsediyorum. Ve şunların her biri 2 tane arttırıyor. Bunun dışında yeni eklenen şeyler. Şu crankler artık. Hadisin sen. Herhangi bir işlem olmadan 2 kere tıkladığınız takdirde kırılıyor. Ha, şu gear neyi bilmiyorum. Henüz bir işlevi yok sanırsam. İki de falan görmedim. Bunun yanı sıra yeni eklenen şeylerden bir tanesi fuzzy'lere eklenmiş bir detay. Ancak bir fuzzy bas alalım. Fuzzy export bas alalım. Bir tane normal chest alayım. Kabloyu da bağlayayım şöyle. Tamamdır. Evet. Şurada değişik bir şey görüyorsunuz. Ne diye soracak olursanız kendime ne vereyim? Dört tane golden sword ve
Bunlara nasıl hasar vereceğim? Şöyle hasar vereyim ben biraz. Evet. Hasar görsünler. Bu neredeyse kullanımı bitmek üzere gibi bir hale gelsin. Aslında shovel'la da yapabilirdim. Tamamdır. Şu yarıya gelsin. Tamamdır. Bu da iki kılım kullanılsın. Tamamdır. Evet. Şu an ve bunun sadece şunu çekmesini istiyorum. Bunu atarsam hiçbir etki etmez. Bunu atarsam yine bir etki etmez. Bunu atar... Pardon, etki eder. Bu moddayken bu üçünü de alıyor. Eğer bunu şu hale getirirsem bunu alır, bunu alır, bunu almaz. Çünkü %75'lik bir farktan daha fazlası var. Evet. Şunu şuna geçelim. Bunu alır. Bunu da alıyor. Tam kıyıya denk gelmişim onda. Eğer %25'e getirirsek bunu alıyor. Bunu da almıyor. Yani bu tamamen bu damage oranında bir seçim. Ve eğer ignore damage dersek direkt bu golden sword olan her şeyi alır. Evet. Bu da fuzzy basslara hepsine eklenen böyle bir değişiklik. Hemen buradan Applied Energies'e geri dönelim ve diğer değişikliklerimize bakalım. Crafting Monitor. Buna çoğumuzun bayağı istediği bir özellik eklendi. Pardon, Crafting Monitor değil, Crafting Terminal. Bu benim hatamdı, pardon. Tamam. Crafting Terminal'e çoğunuzun özlediği bir özellik geldi. Burayı temizleme butonu. Diyelim ki ne craft edebiliriz? Furnace. Her evet aldık. Bu kadar işimizi görüyor. Temizleyeceğiz. But. Evet, bu kadar basit. Ve şimdi sırada neyi tanıtabiliriz? Interface'ler. Interface'lerde ufak bir değişiklik var. Evet. Interface'imizi koyduk ve gayet bir interface. Bunun yanı sıra buna bir wrench'le tıkladığımız takdirde bu ok ortaya çıkıyor ve bu okun anlamı sadece o yöne doğru çalışır. Yani bu yönden bir şey buna sokabiliriz ya da bu yönden bir şey çıkartabiliriz fakat diğer yönlerden bir şey alıp koyamaz. Bu tabii birden fazla AME Network'ün interface'leri yan yana çalışırken çok işe yarayabilen bir şey. Ya da sub network'lerde çok işe yarayabilen bir şey. Şu şekilde ayarlarsak birbirine bağlı olmadan çalışan iki tane network aralarında alışveriş yapabilir. Evet. Peki bunun sıra başka ne var? Yani şöyle bir şey. Standart ayar. Bunlar da işte böyle bir özellik eklendi. Ve sub network'ler. Şimdi sizlere alacağım. Ve bana renkli kablolar. Eğer buna doğru bakıp koyarsam tamamen bu renkte bir network'e erişmiş olurum. Hatta chest'imiz de gelsin, basımız da gelsin. Chest'i de şuraya koyalım. Ve storage cell'i de koyalım. Ve basımızı da şöyle koyalım. Ah, olmadı. Dur bir saniye. Bunun renk alması gerekiyordu. Ben onu halledeceğim. Ha, tamam. Direkt bu kablo üzerinden takarsanız buna bu da renk alır ve diyelim yeşil kabloya bağlanmaz. Yeşil bir hatta hiçbir şekilde bağlanmaz. Karışmaz. Yeşil hatta. Burada da gördüğünüz gibi mavi kablo kullanmıştım. Hiçbir şekilde bu networkler birbirlerine bağlanmıyor.
Hiçbir şekilde. Aa, tamam, bu bağlanıyor maalesef. Yani kontrolleri bağlamayacaksınız. Chest'e bağlanıyor, pardon. Şu an network'ün kafasını karıştırdım. Fakat bu bağlanmıyor. Bu bağlandı. Bu beni haksız çıkarttı. biraz bunu kurcalayın işte. Evet, şu an bağlanmıyor. Tam bu bağlamak zorunda kaldım mecburen. Evet. Bu şekilde. Peki, sıradan item tabiriyiz. Evet, hemen bir inceliyorum. Asıl kısma geçmeden... Pattern Encoder'a yeni bir şeyler eklendi. Şu Clear seçeneği... Aslında bunları göstermişim sanırım geçen seferinde. Evet, göstermiştim. Partition Editor'a da yeni şeyler geldi. Eğer buraya... Mesela dur. Şu storage cell'imizi alalım. Bunu encode'layım. Bunun içinde hali hazırda bir şeyler varsa sadece ve sadece onları tutmasını istiyorsak şunu yaparsanız bunu ayarlar. Formatladım. Hatta diyeyim. Bunun yanı sıra match modunu ayarlarsanız fuzzy ya da precision. Bir önceki güncelleme videosunu izleyenler hatırlar. Fuzzy ve precision arasındaki fark, precision direkt bu. Hiçbir hasar olmayan Golden Sword'u alır ya da hiçbir hasar... Direkt aynı tip Enchant kitabı alır falan filan. Precision direkt bu item ID'deki her şeyi alır. Daha sonra bu item adındaki her şeyi. Mesela iki farklı kapırı bunun içine... Hatta dur. İki farklı kapırımız var değil mi? Bunu buraya koyuyorum sadece. Format. Al. Evet, seni şöyle koyalım. Şunları gene gayet alıp bir saniye fuzzy ayarlamamış mıydım? Tabii damage'lı bir tane daha olması lazım. Aksel'de ayarlı algılamıyor. Bir tane de damage'de ekleyelim format. Evet. Ekliyoruz. Bu kapırı ekliyoruz. Ve bu kapırı da ekleyebiliyoruz. Ancak mesela 4 ekleyemiyoruz. Bunu ekleyemiyoruz. Evet. Bu da bu şekilde çalışıyor. Ve şimdi işin gerçekten keyifli olan kısmına. Öncelikle yeni eklenen bir şey. Tiny TNT ile giriş yapacağım. Bu ne diye soracak olursanız. Hemen bana bir tane Flint and Steel ver. Bu. Adından anlaşılacak gibi ufacık bir TNT. Evet, ve şimdi asıl kısmımıza bununla giriş yapalım. Bundan sonra giriş yapıyoruz. Şurada umudu hatırlıyorsunuz. Ve kendime sürüsüne ve hareket cobblestone veriyorum. Shift click'i açayım. Hatta şöyle boca bir sen dur. Storage block işe yaramıyor. Pardon. Bunun için direkt storage cluster lazım. Yani battle boy lazım. Gördüğünüz gibi. Şöyle yardıralım. Evet, bu bayağı uzun sürüyor. Ve bu tamamlandıktan sonra elimize bir adet Singularity geçiyor. Singularity'yi ne yapıyoruz? Bir adet Ender Pearl Dust ile şu şekilde craft ediliyor. Ve bu arada bu grain falan filan da Ender Pearl Dust ile uyumlu. Yere koyuyoruz şu şekilde. Bir adet TNT ya da Tiny TNT. Ben şahsen TNT kullanmayı tercih ederim. Koyuyoruz şöyle. Ve patlatıyoruz. Ve şöyle gördüğünüz gibi iki tane Quantum Anguish Singularity geliyor. Size bir tavsiye, bunları asla karıştırmayın. Çünkü bu ikisi birbiriyle bağlı ve başkalarıyla bağlamıyorlar hiçbir şekilde.
Hatta bunun için güzel bir tavsiye. Anvil alıp... Tamamdır. Canım eve XP verdim. Evet, isimlerini değiştirin. İkisini bir arada ismini değiştirebiliyorsunuz. Ve hadi şuraya yeni bir network kurayım ben. Mod Applied Energy Sticks, tamam. Bir adet controller. Bir adet chest kullanalım. Ah. Chest. 4K storage kullanalım bu sefer. Ve access terminal. Bunun yanı sıra olacak standart ME cable'larımız neredeydi bizim? Standart ME cable'ları da bulamıyorum. Ha, yoksa artık yok mu? Olması lazım. Ha tamam, buradalarmış. Evet. Şu şekilde koyalım. Ve kendimize şundan 8 tane, aslında toplamda 16 tane ihtiyacımız olacak. Yani 1/8'i daha lazım. Ah. Bir tanesi git. Ve şundan da 2 tane. Bu şekilde craft ediliyor. Bunlar da bu şekilde. Şu da şu şekilde craft ediliyor. Bu ucuz parçası, bu pahalı parçası. Ve öncelikle bunu şöyle bir çember olacak şekilde yerleştiriyoruz. Ah, yerleştiremedim. Tamam. Ve ortasına bunu koyuyoruz. Ve böyle bir muhteşem görünüşlü bir multibloğa dönüşüyor. Ve kendime bir adet quantum generator veriyorum. Hatta iki adet vereyim. Direkt uğraşmayayım. Yani direkt şöyle vereyim. Unutmadan buna... Bu enerjiyi ME network'ünüzden çekemez hiçbir şekilde. O yüzden buna ayrı bir enerji hattı bağlamanız lazım. Ve çok fazla enerji kullanıyorlar. 100 EU. Evet, 100 EU kullanıyorlar. Ve bunu bu şekilde bağlıyorsunuz. Sadece şu orta bloklardan ME network'e ya da enerji hattına bağlanabilirler. Ve şimdi kendime bir adet... Ha dur. Nether portal yapayım. Ve hemen Nether'a gidelim. Evet. Nether'ımız generate oluyor. Ve bekliyoruz. Evet. Nether'dayız şu an. Bir lag aldı bulaşını gidiyor. Şimdi düzelir. Tamam, düzeldi. Ve... Ve cidden sağlam lag aldı beni. Aynı arkadaştan burada da bir tane yapıyoruz. Ve kendime bir adet. Bir adet access terminal yapıyorum. Şu an hiçbir şeye bağlı değil gördüğünüz gibi. Ve bu singularitylerden birini buraya koyuyorum. Bir de ME chest koyayım. Hayır, onu koymayayım, onu sonra gösteririz. Selam Lav. Evet, ve Overworld'e geri dönüyoruz. Ve diğer singularity'mizi de buraya koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi şöyle hoş bir particle effect oluşmaya başlıyor. Ve bunun içine şunları koyalım. Şunu koyalım, şunu koyalım. Ve diğer tarafa gidelim. Evet. Ve birebir aynısına buralardan erişebiliyoruz. Bunun yanı sıra mesela buraya bir ME chest koyalım. Buna bir storage
Ser koyalım. Ve içine şunlardan bağlayalım. Tamam, bu benim fail'imdi. Unutmayın, bu iki çemberlerin ikisi de yüzer yığılık enerji istiyor. Pardon, yüzer ünite olması lazım. Emin değilim. Tam hatırlamıyorum. Wiki'den bakarsınız. Ve şu an bir saniye. Burada bir problem var. Doğru. Chunk yok. Evet, eğer orası chunk olsaydı bu benim hatam. Şu an oradakiler de burada gözükecekti. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde Emi Network'ünüzü boyutlar arası taşıyabiliyorsunuz. Ya da çok çok uzak mesafelere taşıyabiliyorsunuz. Bu benim yaptığım hatayı yapıp bir tarafı chunk bırakmayı unutmayın. İki tarafında chunk yüklenmesi lazım. Ve iki taraf da düzenli olarak enerji ister. Evet, bu Fight Energy 6'daki değişikliklerin tamamıydı sanırsam. Kuantum güncellemesi de diyebiliyoruz bu güncellemeye. Evet, başka bir şey eklendi mi bakıyorum. Hayır, eklenmedi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi kötü bir günler, iyi eğlenceler.